Barikat 2008 yılında Ankara'da kurulmuş bir firma, hepinizin bildiği üzere. Siber güvenlik alanında çalışıyor, odaklı. Onun dışında herhangi bir iştikal alanı bulunmuyor. Kamu, havacılık, savunma sanayi, telekom, enerji ve finans sektörlerinde yaklaşık 200'den fazla büyük kuruma siber güvenlikle alakalı teknoloji, hizmet ve danışmanlık tedariğinde bulunuyor. Bunun yanında Barikat TSE tarafından belirlenmiş onaylı A tipi sızma testi firma belgesine de sahip. Bunun yanında Milli Savunma Bakanlığı'nın tesis güvenlik belgesini bulunduruyor ve tüm personeli Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen şahıs güvenlik belgelerine de sahip. Kurulduktan sonra 2014 yılında önemli bir gelişmeyle Barikat Ar-Ge departmanını kuruyor. Bu departman sayesinde siber güvenlikle alakalı servis metodolojileri ve ürünlerinin üretimine başlıyor. Servisler tarafında yerli milli siber güvenlik metodolojilerine göre siber güvenlik operasyon merkezlerinin analizi, kurulumu, işletilmesi, kurumların siber güvenlik ihtiyaçlarını gerek yerinde gerekse uzaktan desteklenmesi noktasında uyumluluk, penetrasyon testleri ve analiz yetiştirme hizmetlerini veriyor. Barikat Ar-Ge üzerinden çalışmalarında güvenlik yazılımları yatırımlarına da bundan 3 yıl önce başladı. Şu anda 4 ayrı projede çalışıyor. 2 tanesi ticarileşti. Kısaca bunlardan bahsetmek gerekirse birincisi Lodos. Lodos ürünümüz bir web arayüzü üzerinden DDoS testlerini gerçekleştiren bir platform. Kurumlar DDoS ile alakalı ihtiyaçlarını ve ellerindeki yatırımların faydalarını bu platform üzerinden kontrol edebiliyorlar. Bu platform kurumların gerçek dünyada karşılaşabilecekleri DDoS saldırılarını simüle ediyor ve testler ortamında testleri durdurup parametrelerini değiştirip kurumların mevcut konfigürasyonlarının daha iyi yapılmasını ve bu yatırımlardan maksimum faydayı almasını sağlıyor. İkinci önemli ürünümüz de ASMA, Asset Manager ürünümüz. Bu ürünümüz de gerek pasif gerekse aktif tarama metotlarıyla kurumsal envanterdeki tüm sistemleri buluyor ve kaydediyor. Özellikle siber güvenlik alanındaki en büyük sıkıntılardan birisinin sahipsiz ve zamanında yama geçirmeyen sistemler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve saldırganların da esasında kurumsal sistemleri ele geçirdiği noktaların başında da buralar geçiyor. ASMA sayesinde otomatik olarak kurumsal envanterin sahipliğini görüp bunlarla alakalı güvenlik aksiyonlarını aldırabiliyoruz. Zirve süresince de, kamu bilişim zirvesi süresince de Barikat standında gerek bahsettiğim servisler gerekse Barikat ürünleriyle alakalı bilgileri arkadaşlarımız katılımcılara vermek üzere hazır bekliyor olacaklar. Bildiğiniz üzere bundan yaklaşık 1-2 ay önce Bilişim 500 verileri açıklandı. Barikat olarak siber güvenlik hizmet sağlayıcıları kategorisinde açık ara sektör lideri olarak pozisyonlandık. Esasında bu pozisyonlanmanın arkasında yaklaşık 200 kişilik bir kadro var. Ve 2019 yılı sonunda da 210 kişilik bir kadroya ulaşacağımızı düşünüyoruz. Tabii bu kadroyla özellikle yurt içi pazar olmak üzere yurt dışı pazarlarını da adresliyoruz. Ve Barikat'ın Türkiye'de olduğu gibi Katar, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetler pazarında da önemli bir aktör olacağını değerlendiriyoruz. Pazar faaliyetlerinin dışında da güvenliğe bakış olarak da 2020 yılında alışılageldik sadece teknolojiyle güvenliğin sağlanmasından öte insan ve sürecin içinde olduğu ve siber dayanıklılık konseptinin önde olduğu bir yaklaşımla kurumlara hizmet sunuyor olacağız. Bildiğiniz üzere siber dayanıklılık, kurumların tehditlere karşı sürekli hazır olması, bunlara, ataklara ve tehditlere karşı kendini koruması ve bu anlamda da operasyonel hizmetlerde de herhangi bir aksama yaşanmamasını adresliyor. 2020 vizyonumuzda gerek teknoloji yatırımlarımızı, gerekse hizmet dizaynlarımızı siber dayanıklılık üzerine inşa edeceğimizi söyleyebilirim. Dijitalleşme genel anlamda bakıldığında tüm sektörlerin kaçınamayacağı bir nokta. Özellikle hizmet sağlayanlarla bu hizmetleri kullananlar arasındaki önemli bir köprü oluyor. Burada gerek kolaylık, gerekse güven unsuru bu hizmetlere yatırımı her geçen gün arttırıyor. Özel analizlere de baktığımızda bir hizmetin verilmesiyle alakalı dijitalleşmeye yapılan yatırımın her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Tabii dijitalleşmeye geçmek beraberinde çok ciddi konuları da dikkate almamızı gerektiriyor. Güvenlik, veri güvenliği. Bu anlamda verilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği malumunuz her bir sektörde kritik bir yer tutuyor. Bununla alakalı regülasyonları da her geçen gün duyuyoruz. İşte kişisel verilerin korunma kanunu, global ölçekte çalışan firmalardaki GDPR uyumluluğu, enerji piyasasındaki firmaların regülasyonları uyumluluğu, finans sektörü uyumlulukları, bunlar bütün kurumların dikkate alması gereken önemli kriterler. Tabii bu kriterleri sadece teknoloji tedariğiyle yapmak mümkün değil. Bu anlamda ciddi bir süreç planlaması ve insan gücüne ihtiyacımız var. İnsan, süreç ve teknoloji burada da önümüze ciddi bir unsur olarak geliyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de, kamuda da siber güvenlik uzmanı bulmakta zorlanıyoruz. Ve özellikle bu süreçleri dizayn edilirken, siber güvenlik operasyonunu inşa ederken, bunu sürdürürken birçok rolü de göz önünde tutmamız gerekiyor. Basit 1-2 güvenlik uzmanıyla bu döngünün tamamını karşılamak pek mümkün değil. Siber güvenlik direktöründen tutun, analistine, penetrasyon testi uzmanlarına, eğitimcisine kadar çok ciddi bir insan gücüne ihtiyacımız var. Bu anlamda değişik rollerde, değişik uzmanlarda insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Barikat olarak da Barikat Akademi ile beraber yürüttüğümüz çok ciddi bir programımız var. Bunu uzun yıllardır sürdürüyoruz. Siber kariyer programı. Bu anlamda üniversitelerden yeni mezun olan arkadaşları bir eğitimden geçirerek Barikat'ta belli bir staj ve ön çalışma imkanı sunarak belli bir süre sonra uzman yardımcısı olarak kadrolarımıza katıyoruz. Bu anlamda da üniversitelerle sektör arasında önemli bir köprü olduğumuzu düşünüyoruz. Öncelikle Kamu Bilişim Derneği'ne bu zirveyi geleneksel hale getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sektör temsilcileriyle kamu temsilcilerin bir arada olduğu, yenilikleri beraber paylaşabildikleri hızlı bir bilgi alışverişi ortamı sunuyor. Bu sene 3. defa katılıyoruz Kamu Bilişim Zirvesi'ne. Bundan sonraki yıllarda da katılacağımızı umuyorum. Büyük anlamda ürettiğimiz ürünlerin, metodolojilerimizin kamuda gerek karar vericiler, yöneticiler ve teknik uzmanlarla çok hızlı bir şekilde paylaşabildiğimiz bir ortamı sunduğu için çok memnunuz. Bu anlamda tekrar dernek yöneticilerine bu zirveyi planladıkları ve uyguladıkları için çok teşekkür ediyorum.